Belki 100 yaşında bu ağaç. Yalnız, tek başına, bozkırda direniyor yazgısına. Bu köylüler, bu kadınlar ve bu çocuklar da yüzyıllardır yalnızdı, tek başına. Çoğu kez direnemiyor yazgısına. Bir yoksulluk, bir de hastalık ve cahillik. Bir çiçek gibi kendi başlarını açan bu çocukları vakitsiz solduruyor. İşte onlardan birkaçı kendilerine emanet edilen davar sürüsünün başında. Ve yazdan az önce pazar bir anda bu çocuklardan birkaçı toz bulutun içinden gelen bir otomobili gördüğünde davar sürüsünü bırakıp toprak damlı evlerine kaçmayacaktır. Otomobilden inen sarı saçlı, giysileri toz içinde bir adam, "Benim adım İsmail Hakkı," demiştir gülümseyen gözleriyle. Çocuk sormuştur, "He emmi, okuyacak bir şeyin var mı?" "Var, dur, sana gazete vereyim. Hem sen okumayı nereden öğrendin?" "Çavuş emmim öğretti." "Ya öyle mi? Çavuş emmi de kim?" "Eskerde çavuşmuş da biz ona çavuş emmi deriz." "Demek size çavuş emmi okuma yazma öğretiyor, öyle mi?" "He ya, öğretiyor." Kısa bir süre önce göreve getirilmiş İlköğretim Genel Müdür Vekili İsmail Hakkı Tonguç köye doğru yöneldi. Sonra ABC'yi bilen birkaç çocuk daha koştu, çevresini sardı. İçinin gülümsemesi gözlerine iyice vurdu. İşte bu fotoğraflar o anların görüntüleri. ...1936 yılının sıcak bir Mayıs günü, İsmail Hakkı Tonguç, Ulus'taki odasında Bakan Saffet Arıkan'da oluşturdukları, ancak Fikri Mustafa Kemal'in verdiği eğitim projesini anlatır. Rauf İnan ve diğerleri tereddüt içindedir. "Arkadaşlar," der, "nüfusu 250'den az 16 bin okulsuz köye alışılmış yöntemlerle daha 100 yıl öğretmen verilemeyecek. Bizim 5-6 ay sürecek kurs sonrası yetiştireceğimiz kişi hiç olmazsa çocuklara okuma yazma, biraz hesap öğretir. Cumhuriyeti, bayrağı anlatır. Hem biz bu delikanlılara öğretmen değil, eğitmen diyeceğiz. Haydi arkadaşlar, durmayalım. Şimdi çalışma yönetmeliği ve kursların programını hazırlamak, kullanacakları kılavuz kitapları, ilkokul 1., 2., 3. sınıf öğrencilerine verilecek yıl kitaplarının yazılması işlerine başlama zamanı." İsmail Hakkı, Silistre'nin Totrakan kasabasına bağlı Tatar Atmaca köylülerindendi. Dedesi doğumundan bir süre sonra onu kucağına aldı, okşayıp hoplattıktan sonra "Tonguç'um benim," diye sevdi. Tonguç, ilk erkek çocuk anlamına geliyordu. İşte gelecekteki alacağı soyadının kaynağı buydu. İlkokulu, ortaokulu tamamladı, liseyi İstanbul'da okuma isteğine annesinin yardımıyla kavuştu. Ancak İstanbul'da bir köylüsüne parasını kaptırdı. Yardım için başvurduğu tanışı bir paşa, İsmail Hakkı'yı tramvay şirketinde işçi yapmak istedi. Tek çözümün yazdığı dilekçeyle Marif Nazırı Şükrü Bey'in karşısına çıkabilmek olduğuna karar verdi. Nazır'ın odacısının yokluğunu fırsat bilip karşısına çıktı. Dilekçeyi önüne koydu. "Göçmen çocuğum, Rumeli'den geldim, okula gitmek istiyorum," dedi. Bakan İlkin sessiz kaldı. Silistreli olduğunu, dedesinin vatan için dövüştüğünü öğrenince gözleri buğulandı. "İstanbul'a gelmişsin ama eğer Anadolu'ya gitmezsek Rumeli gibi orası da bir gün elden çıkar çocuğum. Onun için ben seni Kastamonu'da yeni açılan erkek öğretmen okuluna göndereceğim," dedi. İsmail Hakkı Kastamonu'ya ulaşıp öğretmen okulu levhasını görünce sevinçten uçtu. Ancak okul yeniydi,
aracı gereci, kitaplığı yetersizdi. Marif Nazırı Şükrü Bey'in yardımıyla İstanbul'a dönerek öğretmen okulunu 10 Eylül 1918 günü bitirdi. İsmail Hakkı göreve atanmayı coşkuyla beklerken sizleri Almanya'ya gönderiyoruz duyurusuyla karşılaştı. Başarılı 20 öğrenci arasındaydı. Onlardan bir bölümünün pedagoji öğrenimi görmesi bekleniyordu. Almanya'ya varınca her biri bir kente dağıldı, İsmail Hakkı Ettlingen'de kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenildiği, onlarla birlikte Osmanlı'nın da yenik sayıldığı günlerdi. Devletin Almanya'daki öğrencilere gönderdiği burs paraları ulaşamaz olmuş, öğrenciler değil gönderiliş amacını yerine getirmek, yaşamlarını sürdürebilmek için bile zorlanmaya başlamıştı. Neyse ki Hamburg Limanı'nda demirli Akdeniz gemisi Türk öğrencileri alıp yurda getirmekle görevlendirilmişti. İsmail Hakkı ile arkadaşlarının vapurla İstanbul'a ulaştığı gün güzel bir rastlantı, Mustafa Kemal de Bandırma vapuruyla Kurtuluş Savaşı ve gelecekteki büyük atılımları için Samsun'a gitmek üzere yola çıkıyordu. İsmail Hakkı Almanya'dan döndükten 4 ay sonra Eskişehir Erkek Öğretmen Okulu'nda resim el işi öğretmenliğine atandı. Ancak 18 Temmuz 1921'de Eskişehir'in düşmesi üzerine yarıda kalan öğrenimini tamamlamak için ikinci kez Almanya'ya gitti. Adını çok önceleri unutulmaz eğitimciler arasına yazdıran Pestalozzi'yi, John Dewey ve Kerschen Steyer'in düşüncelerini tanıyıp özümsedi. İş eğitimi seminerlerine katıldı. Buradaki birikimlerini 1934 yılında Almanya Marifi adlı yapıtında şöyle seslendiriyordu. Yeni okulda çocuk ilk günden kendi doğal kaynaklarından yararlanmayı öğrenecektir. Biz bilgileri yapmayı öğreterek vermek istiyoruz. Almanya dönüşü, yeni düşüncelerin içine girdiği ilk öğretim programının hazırlanmasında etkili oldu. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri Müzesi Müdürlüğü'ne getirildi. 1927 yılı bir dönüm noktasıydı. Öğretmen Nafia Hanım da yaşamını birleştirdi ve bir yıl sonra da ilk çocuğu Engin zor bir doğumla dünyaya geldi. Ders araçları almak ve bazı incelemelerde bulunmak için kısa bir süreliğine yurt dışına gitti. Dönüşte mürebbinin ruhu ve muallim yetiştirme meselesi, resim el işleri ve sanat terbiyesi, iş ve meslek eğitimi adlı kitapları yayımladı. 1932-33 ders yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Şubesini kurdu. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu ambleminin çizilmesinde, sonra da Cumhuriyet'in 10. yıla ulaşan başarılarının duyurulmasında, bir açık hava sergisi, afişler hazırlanmasında, tren katarıyla 2 ay süren gezici eğitim sergisinde görev aldı. Bu sergi, yurt insanını ve gelecekte önemli sorumluluk vereceği Ferit Oğuz Bayır'ı tanımasını sağladı. Bir gün enstitüde küçük bir işlik kurmak için çalışırken yanında Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ı görüverdi. Saffet Arıkan yapmakta olduğu iş konusunda açıklamalarını dinledi, eğit bilim üstüne görüşlerini aldı. Aslında Arıkan o günlerde milli eğitimin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak kişilerin arayışı içindeydi. Arıkan'ın ziyaretinden kısa bir süre sonra Tonguç kendini bakanlıkta buldu. Saffet Arıkan'ın okuması için Tonguç'a uzattığı broşürde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk öğretim programı vardı. Tonguç broşürden başını kaldırarak her zamanki doğal tavrıyla, "Efendim bu maddeler uygulamaya konmadıkça tatlı bir düş ürünü olarak kalacaktır" demekten kendini alıkoyamadı. Saffet Arıkan biraz alınsa da, "Senin bizim düşlerimizi gerçeğe dönüştürmeni istiyorum" karşılığını verdi ve kısa bir süre sonra Tonguç kendini ilk öğretim genel müdür odasındaki masasında buldu. 14 yıl önce Atatürk, "Bu ülkenin ve toplumun temel unsuru köylüdür.
İşte bu köylüdür ki bugüne kadar eğitim ve öğretim aydınlığından yoksun bırakılmıştır demişti. Cumhuriyetin birçok başarısına karşın kendisine Köylü İsmail'de denilen Tonguç'un köye eğitimi götürme fırsatı doğmuştu. Evet ama nasıl? İşte Tonguç, İç Anadolu'nun bozkırında bu sorunun yanıtını arıyordu ve yanıtı bulmuştu. Köy eğitmen kursları açılmalıydı. Çoğu nüfusu 400'den az 32 bin köydeki 1 milyona yakın köy çocuğu okuma yazma öğrenmeyi bekliyordu. Köyde görevlendirilecek eğitmen, eğitim ve öğretim işinin yanı sıra tarım işinin fenni bir şekilde yapılması için köylüye rehber de olacaktı. Bu amaçla köy eğitmenleri tarım işleri yaptırılmaya elverişli okul ya da çiftliklerde açılan kurslarda yetiştirilecekti. Köy eğitmen kursları ve ardından deneme amaçlı açılan 4 köy öğretmen okulu, Türkiye'nin dört bir yanında 21 yerde yapıları yükselecek köy enstitülerinin yolunu açacaktı. Tonguç, canlandırılacak köy kitabında yazdığı gibi, sorunu yalnız bir köy okul uğraşı olarak değil, köyü canlandırma sorunu olarak kurumlaştırmayı öngördü. Bunu sağlayacak planın ilk ayağı olarak köy eğitmen kursları, ardından köy enstitüleri ve yüksek köy enstitüsünün yaşama geçirilmesiyle köyün canlandırılmasının kapısının aralayacağını düşünmüştü. Ancak 1938 aralığında Saffet Arıkan görevinden ayrıldı. Tonguç endişeyle bekliyordu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ilk öğretim sorununun çözümüne devam edilmesini özellikle istiyordu ve Arıkan'ın yerini dolduracak bir seçimi de yaptı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'di. Görevini bakanın güvendiği yeni birine devretmeyi teklif eden Tonguç'a yeni bakan Hasan Ali Yücel, "Benim için hiçbir engel yok, başlanmış işlere devam edelim" dediği gibi Tonguç'u asaleten genel müdürlüğe atayacak ve ardından eğitim tarihine geçen öncü atılımlar da başlayacaktır. Tonguç'un başlattığı ilk öğretim ve köy eğitimi atılımını noktalayan köy enstitüleri kuruluş yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunda 7 yıl sonra enstitülerin kapatılmasına öncülük yapacak Kazım Karabekir Paşa o gün sorar: "Biz bu yöntemi gelişmiş ya da deneyi yapılmış bir ulustan mı alıyoruz?" Yasanın en büyük destekçisi Hasan Ali Yücel yanıt verir: "İlk öğretim sorununun çözümü bizimdir. Kimseden almadık. Başkaları bizden alsınlar." Tarım, demircilik, yapıcılık, dikiş ve dokuma işleri de öğrenen öğretmenin yanı sıra köye gerekli sağlıkçı, ebe gibi diğer elemanların da yetiştirileceği bu yeni kurumlara köy enstitüleri adı verilmiştir. Köy enstitüleri, öğretmen adaylarını köy yaşamından uzaklaştırmadan eğitecek ve yetenekli öğrencilere yüksek öğretim yolunu açacak bir projedir. Enstitülerin arazi durumu, elverişli yerlerde kurulması, üretici olması ve devlete en az yük olması isteniyordu. Bazı enstitülerin binaları kısa sürede tamamlanırken, bazılarında öğrenciler eğitime çadırlarda başlamıştır. O günlerde Savaştepe Köy Enstitüsü'nde okumak için gelen bir grup öğrenci, ortada bir bina göremeyince "hani enstitü nerede?" sorusuna müdür Sıtkı Akkay, "enstitüyü hep birlikte kuracağız çocuklarım" yanıtını verecektir. Savaştepe'deki 80 eğitmenle 40 öğrenci önce bir ilkokulun alt katıyla bir mescide yerleşir. Bir hafta geçmeden genel müdür Tonguç oradadır.
Enstitü görevlilerinin yapmayı planladığı yapıları, sınıfları, inşaat malzemesini inceler ve müdürün ne düşüneceğini aldırmaksızın 250 öğrenci daha alınması ile ilgili resmi yazıyı masasına bırakır ve döner. Sıtkı Akkay o günleri şöyle anlatıyor. İtiraf etmeye mecburum ki inşaat hususundaki bilgilerimiz zayıf, tecrübelerimiz yok denecek kadar azdı. Buna rağmen yalnız irade kuvvetimize güvenerek bütün hızımızla inşaata başladık. Eskişehir Çifteler'den 22 kişilik öğrenci grubu yardımlarına gelince rahatlar. İşte bu imece ile 4 ay içinde 300 öğrencinin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir okul binası, bir yemekhane ve bir yönetim binası tamamlanır. Tonguç, birlikten güç doğacağını bilmektedir. Elektriği suyuyla sayısı 700'e ulaşan yapı, Anadolu Bozkırı'nda 4 yıl içinde ortaya çıkar. Yüzlerce köyden gelen bu çocuklarla bozkır şenlenir. Hep bir ağızdan yüksek sesle türküler söylenir, marşlar söylenir. Ege'li zeybeğiyle diz vurur toprağı. Her sabah güne böyle milli oyunlarla başlanır. Aynı günlerde İkinci Dünya Savaşı, Nazizm ve faşizmin insanlık kıyımı tüm dehşetiyle sürerken, köy enstitüsü insan olma, ulus olma, korkuyu yenme savaşında kısa zamanda büyük başarı kazanır. 3 yıllık okulu tamamlayan Kızılçullu, Çifteler, Kepirtepe, Gölköy öğrencilerine 1942'de çıkartılan yasayla gidecekleri köydeki eğitim öğretimle ilgili görevleri yanında köy halkını yetiştirmek görevi de verilir. Enstitülere erkek öğrenci bulmak da sorundu ama Tonguç'un asıl köyden kız öğrenci bulmaktı derdi. Ortada ne ilkokulu bitirmiş kız öğrenci vardı ne de anaların babaların kızlarını gözden ırak bir yere gönderme düşüncesi. Gelen her köylü çocuğa köy enstitüsünün kapıları açıktı. Ama 1940 Haziran'ında gelen iki öğrencinin başındaki hastalık hekime göre bulaşıcı nitelikteydi. Okula alınmaları tehlikeliydi. Öğretmen Hamit Özmenek, o an can telinden bir şeylerin kopuverdiğini duyumsayarak, ''Müdürüm, bu çocukları köylerine geri göndermeyelim. Size söz veriyorum, 2 ay içinde bu çocukların başındaki hastalıktan bir iz kalmayacak.'' dedi. Hamit Özmenek kolları sıvadı, her gün çocukların başlarını sabunlu sıcak suyla yıkadı, kara sakız sürdü. Müdüre verdiği süre dolarken umut ışığını saçları sağlıklı çıkmaya başlayan çocukların başında gördü. İşte şimdi sağlıklı 2 öğrencileri daha vardı. Alman orduları 3 Mart 1941'de Bulgaristan'a girerek Edirne sınırına dayandı. Aynı günlerde Fransa Nazilere teslim oldu. Ankara hükümeti her an bir saldırı bekliyordu. Trakya'daki Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün Ankara yakınındaki Hasanoğlan Köyü'ne taşınmasına karar verildi. Kepirtepe'den gelen ve trenden inen kafile çadırları kurdu ve kısa zamanda üstü kapalı bir açık hava yemekhanesi yaptı. Daha sonra köyün de kullanacağı bir çamaşırhane ve hamam. Köylüler bebe dedikleri bu çocukların okuyacakları köy enstitüsü binalarını da yapacağına bir türlü inanamadılar. 1941 Mayıs'ında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Bakan Hasan Ali Yücel ve Tonguç'un verdiği rapordan sonra köy enstitülerini Cumhuriyet'in eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi sayıyorum. Köy enstitülerinden yetişecek evlatlarımızın başarılarını ömrüm oldukça yakından ve candan izleyeceğim diyecektir. Bir yıl sonra köy çocuklarının başarılarını yakından görmek için Çifteler Köy Enstitüsü'ne gidecek, öğrencilerle birlikte yemek yiyecek, üretici eğitim yöntemleriyle eğitim yapan, dersliğinden işliğine, yemekhanesinden revirine, tuğla ve kireç ocağından üzüm bağlarına, kendi elleriyle kuran, çalışan arıları bile kıskandıran bu öğrencilerin işlerini yakından görecektir.
resim iş atölyesini ziyaret edecek ve Sait Gürpınar'ın kendisine gösterdiği iş albümünü çok beğenecektir. Köy Enstitüsü'nün 1942 yılındaki ilk mezunlarına Tonguç şöyle seslenir. Cumhuriyetin göz bebeği gençler. Gerçekle karşı karşıya gelin. Ondan hiç korkmayın. Birçok değeri işlenmeden duran bu topraklarda mutlu olmanın sırlarını bulun. İçinde bütün varlıkları ve yaşam olanaklarını saklayan köye, halka dönün. Bu tükenmez kaynaktan güç ve ilham alın. 1944'ün Aralık ayında Tonguç gönderdiği bir yönergeyle zaten işlemekte olan öğrencinin yönetime katılmasını resmileştirir, bu yönergedeki gibi köy enstitülerinin iç yapılarında öğrencilerin öz yönetim ilkesine dayanan bir yapı oluşturmalarını sağlar. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte her tür yönetim, yapım, ziraat, sanat işinde olacaktır ama hiçbir öğrenci özel işte çalıştırılamayacaktır ve angarya yasaktır. Koşullar ve mevsim ne olursa olsun, öğrencilere her gün özgür okuma yaptırılacaktır ve onlara kitap okuma alışkanlığı, bir müzik aletini çalma becerisi kazandırılacaktır. İmza, İsmail Hakkı Tonguç. Tonguç, her uğradığı enstitüde özgür okuma işinin sağlıklı sürdürülüp sürdürülmediğini yakından izlediği gibi, enstitüyü bitirenlerin yüzlerce ciltlik bir kitap sandığıyla öğretmen olacağı köye yola çıkartılmasını da şart koşmuştur. İsmail Hakkı Dizmen, Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nü 29 Ekim 1944 günü bitirdi. Ordu'nun Yukarıtepe Köyü'nde öğretmenliğe başladı. Gezici baş öğretmenin girişimiyle köyün varsıl ailelerinden birinin kızını istedi. Aile hiçbir şeyi olmayan genç İsmail öğretmenden hiç olmazsa kızlarına çeyiz olarak bir dikiş makinesi alıp alamayacağını sordu. Bir arkadaşı İsmail'in evlilikle ilgili sıkıntısını Tonguç'a yazdı. Bir süre sonra Ankara'dan gönderilen ağır bir paketi İsmail açtığında içinde bir dikiş makinesi ve kumaşlar olduğunu görecekti. Tonguç yine kendine görev verdiği yağmurlu bir yurt gezisinde Orta Anadolu'daki bir köyden geçerken yolunun üzerindeki okulu meraklı bir yolcu gibi rahatsız etmeksizin ziyaret etmek ister. Hafta içi olmasına karşın baş öğretmen, diğer öğretmen hastalığı nedeniyle gelmeyince nasılsa arayan soran yok düşüncesiyle okulu tatil etmiştir. Tonguç okula girince akan tavan için konmuş kapları görür. Öğretmenin akan suyu önlemek için köylülerden yardım istemediğini öğrenir. Çatının aktarılması için Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de 3 kez yazı gönderilmiştir. Tonguç'un "Siz bu suyun nereden geldiğini araştırdınız mı?" sorusuna "Ben baş öğretmenim, benim görevim dama aktarmak değil." yanıtını verince Tonguç sessizce dışarı çıkar, bahçede duran birkaç sağlam kiremiti ve yerde uzanan merdiveni alır, çatıya çıkar, kırık kiremitleri yenileriyle değiştirir. Aşağıya iner. Bu arada öğretmene dönerek sakin bir şekilde "Dam aktarıldı. Eğer gene okulunuzun damı akarsa Çankırı'ya yazmanıza gerek yok. Bana yazın. Ben hemen gelip ne gerekiyorsa yaparım. Benim adresim burada yazılı." diyerek kartını uzatır. Sakince aracına binerek yoluna devam eder. Yol uzundur ve hiç bitmeyecektir. Tonguç, yeni okul yerleri saptamak ya da yapımı sürenleri görmek için yüzlerce köye gider, binlerce kilometre yolu sessizce aşar. 1946 seçimiyle yeniden meclise girmesine, yaptığı destansı işlere karşın Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaklaştırılır. Milli Eğitim Bakanlığı'na sağ kanadın temsilcisi Reşat Şemsettin Sirer getirilir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün köy eğitmen kursu ve sonra Hasan Ali Yücel'le köy enstitüsü dönemindeki Gölköy ziyareti, Tonguç'la Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne yaptıkları bu inceleme görüntüleri ya da Çifteler Köy Enstitüsü'nde öğrencilerle
pilav yediği, ayran içtiği bu an artık bir anıdır. Başka bir söyleyişle mucize yarım kalmıştır. ...18 Nisan 1945 tarihindeki bu sözlerin üzerinden bir yıl geçmeden Cumhurbaşkanı İnönü, ilk öğretimle ilgili çalışmalara tümden kayıtsız kalacak, parti içinde yerini koruyabilmek için sağ kanatla uyuşacaktır. Geçmişin eğitim politikalarını tümden değiştirmeye kararlı Bakan Reşat Şemsettin Siler, bir tartışmada Tonguç'a, "Senin düşüncelerinin de çocuklarının da belini kıracağım," diye bağırır. Tonguç kısa bir süre sonra görevinden ayrılır. Ama kadere bakın, Siler 1953 ara seçim gezisinde geçirdiği trafik kazasında kendi belini kırıp yaşamını noktalayacaktır. Tonguç eski bir genel müdür olarak geriye baktığında 17.341 öğretmen, 1248 sağlık memuru, 9.000 eğitmeni onların bakışını görür bir an. Sanki tümü "Nereye gidiyorsun Tonguç Baba, nereye?" demektedir. Tonguç'un ilk öğretim genel müdürlük görevi bitecek ama aydın sorumluluğu bitmeyecek. Önce ilk öğretim kavramı kitabını yazacaktır. Eğitim yoluyla canlandırılacak köy adlı yapıtını yeni baştan gözden geçirerek yayınlayacaktır. Ama köy enstitülerinin yıpratma çalışmaları sürmektedir. Hele bir zamanlar çalışma arkadaşı olan, kendisi köy enstitüsünde çalışırken yolsuzluğu saptanıp görevden alınan ve şimdi milletvekili olan Emin Soysal'ın mecliste bütçe görüşmeleri sırasında boşalttığı öfke, enstitüleri kapattırmaya çalışan milletvekili Abidin Fotuoğlu, Emin Sazak ve Kinyaz Kartal gibi toprak ağalarının işini daha da kolaylaştıracaktır. 24 Mayıs 1948'de çıkartılan yasayla köy enstitüleri programı değiştirilir, köylünün imeceyle yaptığı okulu bu kez sözde devlet yapacaktır. Bu yasayla köylüye hoş görünme ve 1950 seçimlerinde halkın oyunu toplamaktır amaç. Öte yandan 3 yıl önce çıkartılan ve ancak bir bölüm köyde toprak dağıtımı yapılabilen çiftçiyi topraklandırma yasası da rafa kalkmıştır. Ancak kazanan Demokrat Parti olacak ve bu partide toplanan toprak ağları, program ve işleyiş yöntemi zaten değişmiş enstitülerin adını da ilk öğretmen okulları olarak değiştirecektir. Böylece köy enstitüsü sözcüğü de tarih sayfalarında kalacaktır. Köy enstitülerini bitiren o çocuklar, kendilerine insan olmanın yolunu açan, yamalı giysileriyle üstü başı toz toprak içinde bir sabah uyandıklarında yanı başlarında buluverdikleri o sarışın adamı, Tonguç Baba'yı hiç unutmayacaktır. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kültür Kurumu UNESCO, Hindistan'ın içinde bulunduğu eğitim çıkmasından bir an önce kurtulması için adres olarak Tonguç'u gösterir. Ve Hindistan Büyükelçiliği o günlerde Ankara'ya gelen Hindistan Eğitim Bakanı ile görüştürmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na bir telefon açar, Tonguç'u ister. Telefondaki yetkili "Tonguç mu? Öyle bir de tanımıyoruz." yanıtını verir. Hindistan Büyükelçiliği Tonguç'u kendi çabasıyla bulur, Hindistan Eğitim Bakanı ile görüştürür. Tonguç bu uzun görüşmeyi şöyle bitirir: "Ekselans, toprak reformu gerçekleştirilemeyen hiçbir ülkede köy enstitüleri gibi geniş kitleler yararına ilerici kuruluşları yaşatmaya olanak yoktur." Günler tümden umutsuz yaşanmazmış meğer. 27 Mayıs 1960'tan sonra umutlu değişim başlar. Bir süre sonra Birleşmiş Milletler temsilcisi, iki Fransız gazeteci ve Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Tonguç, 14 yıl sonra ilk kez Hasanoğlan'a gider. Küçük bir tümsek üstündeki tohum atan adam heykeli çoktan kaldırılmıştır. Yüzlerce öğrencinin halaya, zeybeye, horona kalktığı alan boştur. Toprağı yurtlaştırmak için birlikte çalışma dönemi bitmiş, o cıvıl cıvıl yaşam, mandolin, keman, saz, piyano sesi artık yoktur. Yanındaki Fransız gazetecilerden biri Tonguç'a sorar: "Acaba geri dönüp baktığınızda bugün yapsaydım dediğiniz bir şey kaldı mı?" Tonguç'un gözleri uzakları arar, sanki
binlerce kilometreyi tarar, çok uzaklarda, bozkırda, dağ doruklarında dolaşır bakışları. Enstitülere daha çok kız öğrenci almalıydık ve daha çok enstitü açmalıydık. Ayrıca eğitimde sinemadan da yararlanmalıydık. Yaşamı seven, güzel ve yararlı şeyler üretmeyi kendine iş bilen, halkının mutluluğunu kendi mutluluğuna katık eden, sevgi ve inanç dolu yürek 23 Haziran 1960'ta durur. Ertesi gün yurdun her yanından öğretmenler Tonguç babalarına koşar. ...1960'larda, 70'lerde, 80'lerde, 2000'li yıllarda ve şimdi doğuda, güneydoğuda, Anadolu'da bir çiçek gibi kendi başlarına açan bu çocuklar, kızlar, vakitsiz solmamak için sarı saçlı, giysileri toz içinde bir adamın çıka gelmesini beklemekte. Beklemektedir.